Evet, programımıza başlıyoruz. Çok değerli kıymetlerimiz. Muharrem ayınız mübarek olsun. Belediyemiz tarafından düzenlediğimiz aşure gecemize ve halk toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 10. günü hepimize mübarek olsun. Tutulan oruçlar kabul olsun diyorum. Ve alkışlarınızla Belediye Başkanımız Muzaffer Yalçın'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Hemşehrilerim, değerli misafirler, çok değerli Bozüyük Pazarlar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, çok değerli Bursa Pazaryerliler Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, çok değerli basın mensupları, gecemize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muharrem ayınız mübarek olsun, aşure günümüz mübarek olsun diyorum. Programın akışını sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce belediye çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Daha sonra ilçemize yapılmış olan ve yapılan yatırımlardan bahsedeceğiz. Bu yatırımların toplam maliyeti eski paraya göre 100 trilyon lira. Belediye çalışmalarından bir 10-15 dakikalık bir sunumumuz var. Daha sonra ilçemize bugüne kadar yapılan yatırımları, 2014 yılında yapılan yatırımları ve bundan sonraki ileriki yıllarda yapılacak yatırımlardan bahsedeceğiz. Fazla sizi bekletmeden şimdi sunumumuza başlıyoruz. Evet, belediye çalışmalarından 2014 yılında 17.300 metrekarelik bir yol yaptık. Biliyorsunuz belediyecilik, yol, su, kanalizasyon ve sosyal hizmetlerden kurulu. İlk önce yollardan başlıyoruz. Bu bizim bugüne kadar bu 2014 yılında yaptığımız yolda. Tabii 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sizlerin teveccühüyle ikinci sefer belediye meclis üyesi arkadaşlarımla sizden yetki aldık. Bu 7 aylık çerçeve içerisinde 17.300 metrekare yol yaptık. Bu eski halde sokaklarımızın daha sonra yeni halleri gelecek. Yine özel idareyle işbirliği yaparak halkımızın bizden beklentisi arazi yollarıydı. Sağ olsun burada ilgilenen mesulümüze çok teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte beraberlik içinde bir çalışma yaparak arazi yollarımıza sistemimize çalışması yaptık. O da yapılan görüntülerden bir kesit. Yine 1200 metre kanalizasyon hattı. Güzel bir görünme kazandı. İleriki günlerde bir ressamla anlaştık. İnşallah o su depolarının içini simgeleyen resimler yapacağız. Hemen altta zemin katta bir otoparkımız var. Bu düğün salonumuz. Yukarıda da bir meclis salonumuz var. Şimdi çalışmalara konferans salonu, nikah salonu için başlandı. Yaklaşık bir ay içinde konferans salonuna, nikah salonuna kavuşacağız. 293 kişilik bir konferans salonu yapıyoruz. İşte bundan sonraki büyüklerimizin geldiği toplantılarda meclis salonumuzda görüntüler.
Spor senelerinde bir sözümüz vardı. Biz burada kapalı alan halı saha yapacağım dedik. Ve bunu da yapmanın mutluluğu içindeyiz. Kapalı halı sahamız bitti. Yanında bir sosyal tesis yapıyoruz. İnşallah onu Pazarlı Spor'a tahsis ederek gençlerimizin orada toplantı yapmasını, spor sahalarımızın düşük ihtiyacı, orada toplantı soru sorsam, ilçemizin neden bu 6818 nüfusa geldiğini sizlere sorsam, hepiniz diyeceksiniz ki 1974 yılında Ankara Bursa yolu pazar yerinden Mecid Boğazı'na kalktığı için ilçemiz gerek. Dedem söyledi, babam söyledi. İnşallah bundan sonra biz söylemeyeceğiz. İşte bir ilçenin gelişmesi için en büyük sorun ulaşım sorunu. Neden 6800 kaldı? Neden bir Bozüyük gibi, bir Bilecik gibi, bir İnegöl gibi olamadı? İşte bu 5 tane temel sorun ilçenin en büyük sorunları. Altıncısı ne biliyor musunuz? Altıncısı da birlik, beraberlik sorunu. Eğer ilçe içindeki insanlar bu dönem bu sorunları biliyoruz. İşte bundan sonra bu sorunları nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bu sorunları nasıl hedef ve hayallerimize getirebiliriz? Onların çalışmasını yapmamız lazım. İnşallah ben belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte bu sorunların hepsinin o üstesinden geleceğiz ve inanıyoruz, biz kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz ve bu ekip bu tarihi yazacak ve bir gün altın harflerle herkes bizi anacak. Şimdi altıncı soru, biliyorum öyle bir hava var ki pazarında, bu birlik beraberlik havası inşallah hayallerin, hedeflerin gerçekleşmesinde büyük katkı sağlayacak. Ben burada Bozüyük Pazarlar Dernek Başkanı'na ve yönetim kurulu üyelerine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum ve alkış istiyorum. Bursa Pazarlar Dernek Başkanı, Vali Turan ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum ve alkış istiyorum. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Bakalım bu 6 tane sorun, bir tane 6'sını söyleyeyim. Bakalım 5 tane sorunuz bu yatırımlarda yeri var mı yok mu? Şimdi yatırımlara geçiyoruz. Evet. 1. Hayallerimiz gerçek olur. Biraz önce söyledim. 1974 senesinde Mezit Boğazı'nın kaymasıyla büyük bir göç yaşandı. İşte hayallerimiz gerçek oluyor. Ankara-İzmir otoyolu Pazarlı'ndan geçiyor. Pazarlı'nın güneyinden 1200 metre güneyinden geçiyor. Şimdi şu anda 1/25.000 haritaları çizildi. 1/5.000 haritaları Pazarlı. Burada, burası Ahmetler Köyü. Burası da bizim otoyol kişimiz. Proje böyleydi. Daha sonra biz Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gittik. Dedik ki Ankara-İzmir otoyolunun bağlantı noktası Bilecik Kavşağı'dır. Çünkü şurası Ahmetler Köyü yolu. 300 metre bir bölünmüş yol. Pazarlı'ya kadar yine bölünmüş yol ve Birinci Köprü'ye kadar bölünmüş yol. Girişimlerin sonucunda bu otoyol, yani bu kişilerin bağlantısını Bilecik Kavşağı'na çektik. Ve böylece Bilecik Kavşağı'nda bir otoyol kavşağı yapımı Karayolları Genel Müdürü tarafından onaylandı. Böylece bu Bilecik dönüşü ve pazar yerine kadar 2+2, yani bölünmüş yolda Pazarlı ilçe merkezine girilecek. Hem kavşak projesi onaylandı, hem de bölünmüş yol Pazarlı'ya kadar gelecek. Yani bundan sonra Pazarlı'nın Bilecik'ten döndüğümüz zaman
Pazarın merkezine kadar bölünmüş yolla geleceksiniz. Kavşağın kazaların geldiğini, kazaların olduğunu ve can ve mal kaybına sebebiyet verdiği için bu kavşak projesini şu anda çiziyorlar. Nisan-Mayıs ayında kavşak projesini çizdikten sonra hemen ihaleye gelecek. Ve kavşağın, sadece kavşağın maliyeti 15 trilyon lira. İnşallah otoyolla birlikte bunu bölünmüş yolda bitirmiş olacağız. Biz de o, çünkü biraz önce söyledi, yani benim dedem söyledi, babam söyledi, biz de söylemeyelim bari. Bundan sonra ufkumuz açık dedik. Ve bu kavşak projesinin onaylandığını belirten belge, kavşak projesi onaylandı. İnşallah önümüzdeki yıl içinde otoyol kavşağına ilçemiz kavuşacak. Şimdi Anadolu, Anadolu hep dedik. Çünkü hep söyledik, büyüklerimizi söyledik. İşte Faruk Çelik Bakanımız geldi, Lent Arıç Bakanımız geldi. Hep söyledik, biz durmadan söyledik. Tabii onlar şimdi bu ilçenin ile bağlantısı olduğu için biraz zamanı lazım dediler. Ama en sonunda söyledik, 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 en sonunda kabul ettirdik. Ben burada Reşit Akdağ'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Sayın Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan babasıyla beraber gittik. Bu dedik ki biz 50-60 seneden beri bir projemiz bu. Sağ olsun kıramadılar kendilerini ve Ağdağ yolunu Ocak ayında başlıyoruz. Müjdeler olsun diyorum. Bir sağlık ve egzersiz açılması için 30 bin nüfus kriteri var. Yani bazı tabii devletin bazı kriterleri var. Diyor ki işte şu şu nüfus olursanız şunlar şunlar alabilirsiniz. Şunu yaparsanız şunları şunları alabilirsiniz. Ve sağlık meslek içinde 30 bin kriteri vardı. Biz Sayın Bakanımızdan talep ettik. Ama şöyle bir anımı da anlatmak istiyorum. Süleyman Deniz Vali Yardımcısı dedi ki burası kesinlikle başka, bu sağlık meselesi olmaz. Kriterlere uygun değil. Ne olması lazım? Sizin 30 bin nüfusa çıkmanız lazım. Bol bol, affedersiniz, çocuk yapmanız lazım. Ben de dedim ki, ya sizin dediğiniz olacak ya da ikinci şık bakan olacak dedim. Sayın Bakanımız bizi kırmadı ve sağlık meselesi toplam 10,5 trilyonluk yatırımı ilçemize kazandırdı. Ben buna da Sayın Bakanımıza, Profesör Doktor Nahbaki'ye çok teşekkür ediyorum. Bu yatırımı kazandırmasında. Şu anda imar çalışmaları bitti. Kamulaştırma çalışmalarına geçeceğiz. Ve herhalde Aralık ayında sağlık meslek sesinin, dikkat ediyorsunuz bizim imar durumumuzda sağlık meslek sesi okul, yurt ve spor tesisi olarak geçiyor. Ve bunu 2015 yılında inşallah ilçemize kazandıracağız. Bu projede hiçbir sıkıntımız yok ve projemiz güzel bir şekilde devam ediyor. Altıncı büyük projemiz Dereköy Barajı projesi. Ben biraz önce ilçenin temel sorunlarından bahsederken tarım demiştim. Biliyorsunuz 40 yıldan beri yapılmayan bir baraj var. Günyurdu Patrajı Barajı deniyordu. Daha sonra o dönemdeki Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Erdemir'i çok sevdiği için Mustafa Erdemir barajı konulması talimatını verdi. Ve 40 yıldan beri yapılmayan baraj 2 senede bitti. 8 bin dekar alan tutuyordu. Tabii Pazaryeli merkezi ilgilendiren büyüklerimizin o dönem çabalarıyla bir Çobandere barajı vardı. Ben ilk kere eve geldiğimde ilk işim Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne gitmek oldu. Yani dedim, bizim bir Çobandere barajımız var. Onun akıbetini, hatta Ankara'ya gittim, Mustafa Erdemir'le görüştüm. Dedim, Çobandere barajı. Ama Çobandere'deki o toprak fazla suyu, Çobandere mevkindeki alan sulanacak. Dereköy barajının sulama kapasitesi 10.150 dekar alan. Toplam 73 metre temelden yüksekliği var. Ve toplam maliyeti 55 trilyon lira.
10.150 dekar alan sunacak ve bunun 7.500 dekar alanı ilçe merkezini ilgilendiriyor. Çok büyük proje. İnşallah bundan sonra pazar yerinin güney tarafı tamamen sulu tarıma geçiyor. Bundan sonra hemşehrimizin yapacağı tek şey, işte tarım ilçe müdürüm burada. Proje yapacağız, çelik üreteceğiz. Proje yapacağız, fosil üreteceğiz. Üreteceğiz ve ilçe ekonomisine katkı sağlayıp bu iklimin gelişmesine, kalkınmasına yardımcı olacağız. Burada da yine vergili konuşuyoruz. Şu anda Çoman Deli sınırımız buradan başlıyor, buraya kadar. Şuradaki alanın tamamı pazarın merkezi ilgilendiriyor. Ve bu alan 7600-7700 metrekare dekar civarında. Şu alan tamamen sulu tarıma geçiyor. Yani tarıma geçiren bir belediye başkanıyım. Bir şahıs bize 25 seneden beri döküldüğü halde orada ne nedendir bilmem bizi mahkemeye verdi ve şu anda 19 Kasım'da mahkemem var. Ama biz buradaki bile bunların hepsini bütün belediyeler Kızıldamlar'daki 200 dönüm yer kamulaştırdık. 2012 yılında sözleşmesini Bilecik Belediye Birliği Başkanı Selim Yağcı tarafından imzalandı ve bundan sonra 2015 yılında çöplerimizi Kızıldamlar'a götüreceğiz ve pazar yerindeki çöpler yerinde ayrışacak. Yani plastik, metal, kağıt ve 30 Mart içinlerinde ben Yüzbaşı Cami Kahvesi'nde bir şey söyledim. Dedim ki eğer eski sağlık ocağını akıl durumdan kurtaramazsak biz sizin karşısına bir daha siyasi olarak çıkıyoruz. Çünkü birinci dönemde çok içimde bir ukde kaldı. Biz oraya belediye binasını götürmek istedik. Fakat olmadı. Ama her şerde bir hayır vardı. Daha hayırlı bir iş oldu. Yine sayın bakanlarımızın müthiş destekleriyle eski sağlık ocağını gençlik merkezi olarak Gençlik Spor Bakanlığı tarafından onaylandı. Şimdi şu anda depreme dayanıklı statik projeleri Osmanlı ve Selçuk mimarisi kaplama yapılara Osmanlı Selçuk mimarisine göre yeni bir güzel bir gençlik merkezi olacak. 30 kişilik bir yatak kapasitesi olacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gençlerimiz gelecek. Burada konaklanacak. Bizim hem doğamızı, hem tarihimizi, hem turizmimizi inceleyip yeniden geldiğinde gidecekler. Bu gençlik merkezinde yine belgelerle konuşuyoruz. Çünkü bunlar hayal projelerdi. Allah bize bunları nasip etti. İşte bu gençlik merkezi projelerinden de yine onaylığına dair belediye başkanlığına gelen yazının bir örneğini gösteriyoruz. Şu Ağda Turun'daki bina göreceksiniz. 2-3 ay sonra çok güzel bir görüneme kavuşacak. Evet, 9. projemiz Karayılmalar Deresi Islah Projesi. Bu bitmiş bir projemiz bizim. Şimdi oraya sosyal tesis yapıyoruz. Halı sahamız ve Gençlik Spor Bakanlığı'ndan bir basketbol sahası yapmıştık. Daha sonra da parkı yapıp o adayı pazar yerine yakışık bir vaziyete sokacağız. İlçemize yakışık modern bir parka bu alan kavuşacak. İlçemize hayırlı olsun diyoruz. 12'si ilçemiz tarihi bir yer. Tabii bu sene proje çalışmalarına başlayacağız. İnşallah Beşli Camii'nde ilçemize yakışır bir şekilde Doğanlar Camii gibi restore edeceğiz. 13. Yine Pazarlı Bey Konağı projesi maliyeti 185 bin lira. Yine pazar belediyesinden bir kuruş para çıkmadı. Evet. Az sonra ihale getireceğiz. Şimdi bir tane daha kamulaştırma yapıyoruz. Karşı sorumda İsmail Erdem Ağayi'nin yer sahiplerine anlaştık. O yakın adıyla kamulaştırdık. Bir daha güzel bir konak yapacağız. Ve bunun parasından yine belediye ücretten bir kuruş para çıkmayacak. Kamulaştırma parası
sınıfı bir maalesef aldık. Çok araştırdık. Zaten bunun restorasyon projesi hazır. İnşallah biz tarihi kentler bildiği birisiyiz. Tarihi kentlerde bir alıp yapımını yapıp ilçemize kazandıracağız. Sokak sağlamlaştırma projesi. Bizim amacımız Bazarya'nın girişinden çıkışına kadar biz Osmanlı torunları izledik ya, Osmanlı evleri oluşturmak. Tabii bunun proje çizim maliyeti vardı. Yani Bazarya Belediyesi'nin bütçesi o. Hemen yukarıda şu anda çalışma yapılıyor. Şimdi bunun Bilecik çapında ne kadar büyük bir proje olduğunu şöyle ben basit bir şeyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Selim Başkan 680 kişilik kültür ve kongre merkezi yaptı. Daha yeni yaptı yani nüfusu 50 binken yaptı. Ama bakın bizim nüfusumuz daha 6800. Ben yapılan yatırım standartının üzerinde olabilir. Ama biraz önce söyledim. Pazarcılıklar bunu hak ediyor. Çiftçi bilgilendirmesi var. Açacağız ücretsiz sonlarımızı. Veya bir büyüğümüz geldi. Veya sizin halkımızla bir istişare toplantınız var. Ücretsiz açacağız. Güzel böyle nezih ortamda bu konferanslarımızı burada yapacağız. Bilecik'te bir bizde olacak, bir de Bilecik'te var. Yani sizi ne kadar sevdiğimizin bir ispatı. Evet, 16. Biraz önce söyledim. İmar durumu düzeltemezseniz ilçenin gelişmesi, kalkınması az olur. Bizim evet, biliyorsunuz bundan 2 ay, 2,5 ay önce Karasu'da bir problem olmuştu. Sularımız bayağı bir suda bir sıkıntı olmuştu. Daha sonra hemen bir su araştırma durumuna geçtik. Dere su ekipler geldi buraya. Pazarya'nın bütün her tarafını bir gezdik. Nerede suyumuz var? Şimdi bizim suyumuz 1 ile 10 metre arası. Bizde yer altı suyu yok Pazarya'da. Ama bizim bir karımız ormanın içinde olduğumuz için dağlardaki suyu iktisatlı, israf etmeden ilçe merkezine gelmekte. Onun için devlet su işleri araştırmalarına göre iki yerde sondaj kuyusu açabilirsin raporu çıktı. Bunların bir tanesi Gergin ve bir tanesi Taşaltı. Yani iki tane dere boyunda. Bizim olmamız lazım. Aşağılara ikinci derece bir sınıf olmamamız lazım. Biz bunu başarabiliriz. Ama bizim bir hatamız olabilir. Şimdi biraz sonra size söz vereceğim. İçiniz şekil döküyor. Ama bilerek bir hata yapmıyor. Çünkü bizim hayalimiz büyük. Bizim hedefimiz büyük. Ne olmamız lazım? İri olmamız lazım. Diri olmamız lazım. Bir olmamız lazım. Bizim ihtiyacımız bu. Bu siyasi ortamı, bu güçleri kullanıp inşallah işte Anadolu'yu yapıyoruz. İşte kavşağı yapıyoruz. Ulaşım sorunlarını bitiriyoruz. İmarı ona göre yapıyoruz. Yatırımlar geliyor. Artık yani lütfen yani birisi burada işte Pazarya'nın köy olacak, işte Pazarya'nın kapanacak, Pazarya'nın yaşanmaz dememek lazım. Buraya gelen herkes Pazarya çok güzel diyor. Burası doğa güzelliği diyor, havası iyi diyor, suyu iyi diyor, insanları iyi diyor. İşte bunu kullanalım arkadaşlar. İnşallah bu dönem hep birlikte. Ben burada bütün siyasi partileri sesleniyorum. İlçemizin gelişmesi için, ilçemizin kalkınması için, ilçemizin bir yerlere bu hayallerimize ulaşmamız için biz lütfen bir olalım, beraber olalım. İnşallah ve ondan sonra bu siyaseti, ondan sonra bu seçimi yapalım. Vatandaş kimi seçerse eyvallah diyeyim. Ama birbirimize destek olalım. Çünkü biz pazarcılıklar olarak biz bu işi yaparız. Biz bu işi başarabiliriz. Onun için hep birlikte gelin, hep birlikte başaracağız diyelim. Bu hizmetlerin toplam maliyeti 100 trilyon lira. İnşallah daha büyüklerini Allah bize nasip eder. Daha iyisini yapabiliriz. Ama birbirimize biraz önce söylediğim gibi destek olmamız lazım. Ama burada bu dönem hiçbir dönem olmamış gibi
siyasi partiler de bu işe diyor ki destek olalım, bir olalım, beraber olalım. Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanından, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanından çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu birbirimizi beraberliğimizi alacağız. Bu hizmetlerin gelmesinde Ahmet Davutoğlu'na hemşehrimiz Başbakan Yardımcısı Doçent Doktor Yalçın Akdoğan'a bir alkış. Hemşehrimiz İl Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Nazan Hoca'ya, Milletvekilimiz Doktor Fahrettin Poyraz'a, hemşehrimiz Orman ve Su İşleri Bakanı Müsteşar Yardımcımız Mustafa Erdemir'e ve en önemlisi bizlerden desteğini esirgemeyen siz pazarı halkıma, şahsım ve belediye meclis üyesi arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Sorusu olan varsa biz burada bir aile toplantısı var. Teşekkür ediyorum. Muharrem ayınız mübarek olsun. Değerli belediye başkanımıza konuşmalarından sunumlar. Memnun muyuz? Çok teşekkür ederiz. Sabırlarınıza sağlık. Efendim şimdi soruları olanlarsa belediye başkanımız yanıtlayacaklar. Mikrofonu başlayabiliriz. Evet, hadi. Ve ilgilenme isteğinizi bildiririz. Evet. Burak gel şöyle. Bir an önce orman deposunun kaldırılmasını daha ileri, diğer daha uzak mesafede olan belediye çağrısının atılmasını bir an benim söylemek istediğim burada, bu görmüş olduğumuz çok büyük yatırımın yanında pazar yolun içerisinde gezen başıboş köpeklere bir barınak yapılması ve çocuklarımızın bunlardan zarar görmesini engellemek için buraya getirmek istiyorum. Barınak sürecimizi zaten konuşuyoruz. Buraya bak, buraya. Sorum kolay gelsin. Ya, hoş geldin. Şampuan koyduk gene. Çektim ben şeyi. Tam uzaktan zorladım gördüm. Kaçırmam da. Ben Necva'yı burnunu karıştırırken çektim gibi geliyor bana. Yapma öyle. Değerli bu mübarek ayda, bu mübarek günde bizleri bir araya getiren saygıdeğer başkanımıza ve bu programı düzenleyen değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bizlerin devamlı yanında olan Başbakan Yardımcımız Yalçın Akdoğan'ın babaları Reşit Akdoğan Beyefendi'ye ve yine Milli Eğitim Bakanımız Nabi Acil Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Organize Sanayi Bölgesi hakkında gelişmeler. Yani nüfusun artması sanayiye bağlıdır. Bozcaada nüfusun artması bir de sanayi bölgesi olmasından geçmektedir. Burada nüfusun artmasını istiyorsak fabrikaları buraya getirmek zorundayız. Pazar yerine fabrika gelmezse nüfus artmaz. Açık sorudan sonra ikinci sorun sistem sorunu. Yani sanayi sorunu. Eğer sanayi olmazsa o ilçe, o belli bir defa nüfusu artmıyor. Bu bir gerçek. Şimdi bir tane ben örnek vermek istiyorum. Senepol Seramik Fabrikası. Şimdi orada var Senepol Seramik Fabrikası'nın alınmasında işte burada eski genel müdürlerim de var. Nazmi Ceyhan ve
Hüseyin İnan var. Onların çok güzel bilgilerimiz, üyelerimiz var. Yani orada Orgen Sanayi'nin yönetiminde onlar görev oluyor. Biz de belediye olarak yine katkı yapıyoruz. İsterseniz Mahir Bey bir bilgi verebilir. Sayın Başkanım, değerli bir arkadaşlar. Otoyol projesinin duyulduğundan sonra İstanbul'dan sanayiciler sık sık gelmeye başladı. Devamlı görüşüyoruz. Bugün bir tane yer tahsis edildi. Cam üzerine çalışacak bir şey. Peşinde birkaç arkadaşımız daha geleceğini söyledi. Gözüken o ki otoyolun da kazıkları çakıldığı anda daha ciddi firmalar, daha büyük firmalar bekliyoruz. İnşallah gelecekler. İstanbul'daki çalışma şartlarının zorlaştığından dolayı civar organize sanayilerinin dolmuş olması, bizim yol problemimizin çözülmüş olması bize artı bir avantaj sağlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah illezi et'amana ve sekana ve cealena minel muslimin. Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaat et ya Resulallah. Devamı devlet, nasibi cennet, sofralarımıza bereket, gelmiş ve geçmişlerimize rahmet, dünyada olanlarımıza sıhhat ve selametler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz Muharrem ayını ve bu akşam idrak etmekte olduğumuz aşure gününü bizler için, memleketimiz için, İslam alemi için hayırlara vesile eyle. Ya Rabbi, vatanımızı bölmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Ya Rabbi, gönderden bayrağımızı indirmek isteyenlere bayrağımızı indirme. Ya Rabbi, minarelerimizden yazan sesini susturmak isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi, şu mübarek aşura günde ve dualarımız hürmetine Müslümanlara birlik ve beraberlikler ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri kafirlerin, zalimlerin, münafıkların tuzaklarından muhafaza eyle. Ya Rabbi, bu geceyi tertip eden kardeşlerimize bundan sonraki çalışmalarında da kolaylıklar ihsan eyle. Kendilerine cümlemizi her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi, gönüllerin burada nail olması için, birlik ve beraberliğimizin daim olması için, Allah rızası için el-Fatiha. Gene mi gel?